Evet efendim, gene kum saatini çeviriyoruz ve kumlar boşalırken zamanın akışı içinde geçen sefer bıraktığımız yerden günümüzün batmakta veya batmış olan hemen olan imparatorluğunun hikayesini anlatıyoruz. Evet, şimdi 70'lerde doların arkasındaki altında irtibatı, doların kesildikten sonra kısa bir sürede doların gücü sadece taş yağı, neft, petrol ile ilgili, bağıntılı oldu. Şimdi bu demektir ki bilhassa başta Suudi Arabistan'a imzalattığı anlaşmayla işte en büyük kaynaklardan birine sahip olan Suud ve Körfez bölgesi Arap ülkelerinden Amerika petrol ihtiyacını gidermek için petrol aldıkça anlaşmaya göre bunun karşılığını arkasında başka bir şey olmayan sadece işte istediği gibi bastığı kağıt paralar, dolarla satın alacağını Suudi Arabistan'a ve öbürlerine kabul ettirdi. Ve bunun karşı ayrıca ikinci kısmında da anlaşmanın Suudi Arabistan gibi ülkelerde bu ellerine gelen bol miktarda kağıt parayı Amerika'nın bankalarına yatıracaktı ve bu parayla Amerika'nın hazine tahvillerini alacak. Yani bu süreçte para, dolar dönüp dolaşıp o kağıtlar tekrar Amerika'ya gelecekti. Öyle oldu bir süre. Ve şimdi tabii bir imparatorluğun gücü sanılmasın ki sadece askeri gücünden gelir. O da önemli. Çünkü mesela böyle anlaşmaları bir yerlere kakışlayabilmek için bir de askeri gücün olacak ki onlar diyecek ki yoksa gelir bombalar ha filan diyecek. O da önemli ama belki en önemlisi parasının ne kadar güçlü olduğuna bağlı tarih boyu. Şimdi bu süreçte petrole bağlamakla taş yağına bu anlaşmalar süre geldiği müddetçe doları kuvvetli kıldı. Ve bunun çok önemli bir ikinci unsuru daha önce İngiliz İmparatorluğu'nun en güçlü zamanında 1920'ye kadar falan dünyanın değerli parası ve başka ülkelerin paralarını ona göre ayarladıkları dövizlerini o cinsten kendi merkez bankalarında biriktirdikleri para sterling idi. 45'ten sonra bu hızla Amerikan dolarına geçti. Yani biliyorsunuz bizim Merkez Bankası da tamamıyla dolara endekslidir. Burada halen çok çok yakın zamana kadar birçok ülkenin gücü oradan geliyordu. Fakat şimdi petrole bağlı olmanın birkaç tane mahsuru ortaya çıkmaya başladı son 10-15-20 yılda bir taraftan. Bir kere dünyadaki petrol kaynakları yetmez olmaya başladı. Bir sebep dünyada petrol tüketiminin gittikçe artması, Amerika'nın her nüfuzu aldığı ülkede mesela 45'te Türkiye'ye geldiği zaman dost postunda aslında işgal ederek geldiği zaman ilk yaptığı iş Karayolları Genel Müdürlüğü'nü kurdurdu. Atatürk zamanında ve daha önce Sultan Abdülhamit Han gibi sultanlarımızın
ağırlık verdiği demiryolu siyasetini sekteye uğrattı Yunan'ıyla beraber. Ve her tarafa karayolları yaptırmaya başladı. Bunların en önemli ilklerinden bir tanesi tabii İstanbul-Ankara ama asıl Ankara-Adana karayolu yapıldı. Daha ilk gelir gelmez o. O zaman İncirlik Üssü henüz yoktu. Fakat ben çocukken bile anladım ki bu yol Türkiye'nin kalkınması için, bu millet için falan yapılmamaktadır. Bu ileride İsrail-Arap meselesi falan çıkmaya başlıyor. Bu işlerde işe yarasın diye oraya kendine karayolu yaptırıyor diye düşündüm ilkokuldayken. Tabii doğru çıktı. Nitekim İnönü ikili anlaşmalarla çoğu gizli her şeyi hiç tereddüt etmeden, bir satırına bile itiraz etmeden ikili anlaşmalarla Türkiye'nin milli eğitimi dahil her şeyini Amerika'ya teslim edince 46-47. Ondan sonra belki hani kendi makamı yerinde durur ümidiyle bunu yapmıştır. Zaten biraz Amerikan sevdalısıydı. Anlaşılan Kurtuluş Savaşı'ndan önce Amerika'nın mandasına girelim deyip duran biriymiş. Yani öyle çok hevesli olarak Kurtuluş Savaşı'na katılmadığı belli. Neyse. Şimdi dolayısıyla hemen arkasından onu da indirip yerine Menderes hükümetini getirdiler. Ve ondan sonra zaten her gelen çorap söküğü gibi Amerikan gizli işgalini arttırdı her konuda. Ve her kılcal damarlara kadar. İşte bugün sonuç meydanda. Yani adeta ben daha çok küçük yaşta düşündüm ki demek ki bunlar 50 senelik bir plan yapıp 50 senede bu işi bitirecekler. Yani artık bunu herhalde görünen köy kılavuz istemez, besbelli şu anda. Nereye vardığımız 50 sene, 60 sene sonra. Değil mi? Neyse konumuz o değil şimdi. Efendim şimdi petrol tüketimi bir taraftan bu Amerika'nın bulaştığı her ülkede körüklenirken, demir yolları, raylı sistem baltalanırken, her gittiği ülkede, her bulaştığı ve nüfusu altına aldığı ülkede. Bir ülkeye gidince zaten hemen o ülkede, şehirlerinde anlarsın durumu. Trafiğine bak, buluz araba yığınlarına, egzozları insanları öldüren otobüs yığınlarına bak, tramvay görme, tren görme, bilirsin ki orada Amerikan parmağı var. Şahsen çok gördüm. Neyse, şimdi bir taraftan o petrol tüketimi öylece arttırıldı, sunni bir şekilde. Ama kendi ülkesine de yaptı tabii. General Motors, James'e dedikleri büyük Amerikan araba şirketi, 45'ten itibaren, çünkü 1900 harp sırasında, 2. Dünya Harbi sırasında bütün fabrikalar Amerika'da, harp sanayine çalıştı. Bol bol işte zırhlı araçlar, tanklar vesaire yapıldı. Fakat harp bitiverince bu sefer ellerinde muazzam bir atıl sığa kapasite. Türkçesi sığa kaldı. Yani peki şimdi ne yapacak? Bir sürü insan işsiz kalır tekrar. Ne olacak? Şimdi o zaman karar verdiler ki 45'te filan harp bitince, o zamana kadar Amerika'nın her tarafında demir yolları ve tramvaylar vardı. Hatta o kadar ki, ta Pasifik Okyanusu'ndan, Umman'ından, Atlas Okyanusu'na kadar, kıtanın bir ucundan öbür ucuna, 45-46 yıllarında bile, ufak ufak şirketlere ait, ufak tramvay şirketlerinin tramvaylarına binerek ve aktarma yaparak bir uçtan bir uca gidebilirdi. Ayrıca demir yolları. General Motors şirketi halkı arabaya alıştırıp bu süreçle fabrikalarını çalıştırabilmek için bu ufak ufak şirketlerin hepsini birer birer satın aldı ve raylarını söktürdü. Bitirdi o işi. Ondan sonra derken arkadan Eisenhower geldi.
Eisenhower'in en büyük işi de her tarafa otoyollar yapmak oldu. Şimdi dolayısıyla hatta o zaman Eisenhower'dan önce Truman harbin sonunda demişler ki ya bu General Motors bütün tramvayları, rayları, trenleri falan raylarını söktürüyor. Ne olacak şu an? Truman demiş ki, Başkan Truman o zaman, General Motors için iyi olan Amerika için iyidir. General Motors devletten daha kuvvetli bir kuruluştu. Şimdi aradan bakın 50 sene geçti. 60. Haberlerde görmüşsünüzdür. O kadarını görmüşsünüzdür. Orada olanlar şu son bir aydır pek buralarda duyurulmuyor. Ama onu gördüğünüzü zannediyorum. General Motors ve artık kalmış olan iki tane daha araba otomobil şirketi. General Motors en büyüğü. Bunlar birkaç hafta evvel iflas durumuna geldiler. Batıyorlar. Ve Amerikan devletinden yardım dilenmeye başladılar. Senato'da falan. Yani mesela birkaç hafta daha ayakta kalabilmek için bize şu kadar milyar dolar verin. O senatodakiler de kızdılar artık. Ya ne yapacaksın bu parayla? General Motors'un genel müdürüne soruyorlar. Adam da hayret nasıl genel müdür olmuş. Televizyonda görünce insan inanamıyor. Vay anasına. Yalnız Türkiye'de değil demek böyle şeyler. Amerika'da da öyle. Birçok Avrupa ülkesinde de öyle. Bir takım ilişkilerle birileri bir yerlere getiriliyor. Efendim, yani senatoda soruşturma yapılıyor. Peki sen bu parayı ne yapacaksın? Birkaç haftada zaten o parayı yiyeceksin. Zaten Amerika'nın parası kalmadı. Halk sürüyor. Ondan sonra ne yapacaksın? Veya o parayla ne yapacaksın? Adam gık. Peki sen son 6 ayda ne kadar üretim yaptın? Ne kadar para kazandın? Ne kadar zarar ettin? Yani bir şirket başındaki bir insanın, böyle büyük bir şirket, kesin ezbere bilmesi gereken rakamlara cevap veremiyor adam. Abi sorayım falan diyor, sonra söyleriz falan diyor. Neyse sonunda işte istediklerinden daha az bir parayı bunlara hibe ettiler, idareten. Fakat şeyi şart koştular, General Motors'un, yani Senato, Amerikan Senatosu'nda bazı esaslı adamlar vardı. Bunlar şey dediler, veririz ama siz bu başkanı değiştireceksiniz, bu bir işe yaramaz. O gidiyor. Neyse yani General Motors bak Amerika'dan daha güçlü bir şeyken 50-60 sene sonra geldiği hale bak. Yani gülünç ve acınacak bir durum. Vahva. Şimdi bizde bir laf vardır abi. Yatmaz kalkmaz bir Allah diye. Çok böbürlenirsen böyleyim böyleyim falan diye kasılırsan baş aşağı gitmen de o kadar hızlı olur. Kimse bunu şahıslar ve milletler ve ülkeler unutmamalı. İşte Amerika'nın başına gelenler, daha önce İngiliz'in başına gelenler, General Motors gibi devletten büyük şirketin başına gelenler. Şimdi yani bir perişanlık. Şimdi bir taraftan böyle şeylerle işte bu petrol siyaseti körüklendi. Ve Amerika'nın başlıca siyaseti ne kadar petrol tüketilirse o kadar iyidir Amerika için. Çünkü doları ona bağlı. Bu anlaşmalarla filan. Ne kadar petrol tüketilirse, ne kadar petrol dolar karşılığı bu boş paralarla alınırsa ve o paralar tekrar Amerika'ya konursa o kadar Amerikan doları, dolayısıyla Amerika güçlü oluyordu. Petrodolar dendi. Peki şimdi ne oldu? Ama bir taraftan bütün bu oyunlar yetmedi. Ve önce Vietnam Harbi, ondan önce Kore Harbi, arkasından efendim bu Irak'a saldırılar, Afganistan'a saldırılar, trilyonlarca dolar gidiyor. Dedim geçen sefer, Irak'ta şu birkaç yılda harcanan para Amerika tarafından en azından 7 trilyon dolar ki 1 trilyon dolar 60 ülkenin milli gelir toplamından daha fazla büyük bir para. Yani şimdi Amerika'da öyle bir para yok ki. Zaten Çin'in verdiği borçlarla idare ediyor. Kağıtları basıp basıp. Dolayısıyla Amerikan durumu çok zorlaştı. Ve şimdi öbür önemli konu
petrol, dolar kuvvetli olunca askeri gücü de hala var. Tabii şimdi o da sonuna gelecek çünkü o da paraya bağlı. Oldukça dünyada belli başlı öbürlerinin karşılaştırıldığı para, biriktirilen para, çeşitli ülkelerin merkez bankalarını kendi paralarına ayarladıkları para, ona bakarak dolar olduğu zaman da bu Amerika için bir güç oluyor. Ama bu bir taraftan bu petrol tüketimiyle bu doları kuvvetli tutarken ama bir taraftan da dünya kaynakları yetmemeye başladı. Bir kere Çin, Hindistan sanayileşti, zenginledi ve bunlar da bol bol petrol tüketmeye başladılar. Zaten sanayinin temelinde de enerji yatar. Şimdi daha yenileri kullanılıncaya kadar burada taş yağı hala önemli bir yer tutuyor. Yani bir taraftan tüketimin artması, diğer taraftan da tabii sınırlı olan taş yağı, petrol yeraltı kaynaklarının azalması iyice anlaşılmaya başladı. Şimdiki birçok yer bilimcinin hesaplarına göre yani dünyada taş yağı kaynakları işte belki 10 sene, 20 sene daha idare eder. O kadar. Şimdi zaten zirveye varmış ve aşağı doğru gidiyor. Yani yetmiyor. Ve bir taraftan da tüketim artıyor. Ne olacak? Onun için taş yağı devri bitmiş sayılıyor. Bitmiştir. Taş yağı devri bitince senin böyle her tarafa şehirlerin, güzelim Türk şehirlerinin, Osmanlı, Türk, İstanbul gibi şehirlerin, hatta daha yeni Ankara gibi şehirlerin her tarafını 8'er şerit otoyol yaparak şehirleri şehirlikten çıkarıp insanların karşıya geçemediği, geçerken ezildiği insanlık düşmanı bir taş beton yığınları haline getirme devri bitiyor arkadaşlar. Onun için bunun herhalde farkına, yani dışarıdan emir tabii önemli ama kendileri farkına varıyor da bir de sözleri geçebiliyorsa bir yere, yani en başından şu köprünün ortasına, birinci köprünün metrobüs falan diye bir saçmalık yapacaklarına, onun çok az daha bir şeridine ufacık bir ay döşe çok ucuza, yani 20 kilometre 1 kilometre asfalt yerine 20 kilometre raylı sistem yapmak mümkün. Onun yerine bir hat çekiver, bir de tel çek üstünden, olsun bitsin bu iş yani. Hayır, orayı onu yapmamak için hala petrol tüketimi, araba siyasetine bağımlı olduğu için Türkiye, çünkü kendi kafasına göre zaten bir şey yapamıyor. Hala oraya bu yapılıyor ve köprüden geçilmesi hale geliyor. Sen ne kadar köprü yaparsan, ne kadar çok şeritli otoyol yaparsan bir şehre giren, trafik kanunlarının mühendisliğin daha birinci sayfasında yazar ki bunları ne kadar arttırırsa o şehirde trafik o kadar daha bir keşmekeş ve geçilmez hale gelir. Birinci kanun o. Yani tabii bilmeyen cahil halk da işte veya şoförler filan ya diyor şuraya işte bu otoyolu genişletsinler de trafik rahatlasın. Hayır, çok daha beter olur. Bu trafiğin birinci kanunu. Üstelik sende şehir diye bir şey kalmıyor. Güzelim dünyanın en medeni şehri olan İstanbul şehri her bakımdan insanlar için asırlarca Türkler tarafından bir insanların refahı ve rahatı için ve sakin bir hayat için kurulmuş olan bu şehirler ve bir araba yığını, arabası olan perişan, arabası olmayan perişan. Bakın bu akşam buraya gelirken Nişantaşı'ndan Beyoğlu'nda Ulusal Kanal stüdyosuna gelinceye kadar arabayla, yani ben kendim araba sürmem, İstanbul'da o kadar enayi değilim, araba da almam, nereye koyacağım, yani özenti derdim de yok çok şükür, benim kendime olan itibarım arabanın markasından gelmez. Gönlümdekilerden gelir, zihnimdekilerden gelir. Bu özenti hastalığı böyle aşağılık duygusunun içine kaptırılmış sömürge ruhlu insanlara aittir. Çok şükür ben öyle bir şey değildim, hiçbir zaman da olmadım. Ve milletimizin hiçbir ferdinin de böyle olmaya layık olmadığını düşünüyorum. Neyse, şimdi
Petrol çağı bitiyor. Hemen hemen bitti. Şimdi bu olunca petrol üreten belli başlı ülkeler zaten az sayıda. Bunlar dediler ki ya petrol bitiyor, biz elimizdeki kaynakları bu hiçbir değeri olmayan bu kağıt dolarları karşılığında verip duruyoruz. Bitince ne olacak? Onun için dediler fiyatı arttıralım. Arttırdılar. İşte geçen ay Amerika'da benzin fiyatları birdenbire 4 misli oldu. Orada ekmek fiyatları 4-5 misli olsa belki isyan çıkmaz ama benzin fiyatları 4 misli çıkarsa isyan çıkar. Niye? Çünkü insanlar o kadar bu araba işine bağımlı hale getirilmiş ki. Yani ya kardeşim ben şuradan şuraya veya öbür şehre arabayla gitmek istemiyorum. Çok yorucu. Bir de üstelik şimdi benzin 4 misli olmuş. Ne yapacağım? Trene bineyim. Gidip Avrupa'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi, Rusya'da olduğu gibi. Rahat rahat bineyim, kitabımı okuyayım, uyuyayım falan. Hatta orada yemeğimi yiyeyim trende. Oraya gideyim. Gidince orada bir tramvaya bineyim, oradan oraya gideyim. Belki çok kısa bir mesafe için taksiye binip birkaç sokakta öyle gideyim. Tokyo'da olduğu gibi. Yani şimdi bu perişanlık ama Amerika'da bunun çok yerinde yapamaz. Ne tramvay bulursun, ne tren bulursun. Hatta bazı yerlerde otobüs bile bulamazsın. İlla araban olacak. Onun için beş parası olmayan bir ailenin bile kırık dökük de olsa 3 tane arabası var. Benzin 4 misli olmuş. Ne olacak? Yani onun için bu zaten hızla soyulmakta olan, fakirleşmekte olan şu son 1-2 yıldır bu şey hisse senetleri oyunlarıyla borçlarla borçlandırılıp ödeyemez hale getirilmiş olan halk bir de bundan perişan bir hale geldi. Yani adam kelli felli giyinmiş adam, bayağı düzgün adam, orta yaşlı, alışveriş merkezinin park yerinde ondan bundan benzin parası istiyor. Yani öyle gariban biri falan değil adam. Benzin parası istiyor, evine gidecek arabasıyla. Başka çaresi de yok. Yani öyle bir dolar vereyim de otobüse 50 kuruş falan bineyim, evime gideyim, yok. Başka çare yok, kaldın, bittin. Evinde bir hasta olsa bir yere gidemezsin, götüremezsin. Böyle bir perişanlık. Yani şimdi bu belki önemsiz gibi görünebilir size. Çünkü burada da araba hastalığı başlatıldı malum. Ama unutmayın ki bunlar bu sanayinin, bu gelişmenin aslında insanlar düşünülmeden, insanlık anlayışı hiç olmadan insanların canı çıksın, birkaç şirket ve birkaç banker büyük para kazansın anlayışıyla yapıldığı içindir. Ve bu onun basit örneklerinden biridir, belirtilerinden biridir. İşin temeli bozuktur. Onun için işte insanlık anlayışına dayanmayan, insanın refahı için çalışmayan devletler, kuruluşlar elinde sonunda böyle şak diye batarlar. Onun için yani şimdi dolar petrol azaldıkça bu petrol üreten ülkeler fiyatları önce arttırdılar. Sonra dediler ki ya biz bu değeri hiç kalmayan kağıt dolar paraları biz ne yapalım? İstemiyoruz bunları. Bakın o kadar güdümünde olan Vahabilerin torunları Suudi Arabistan ve oradaki ufak küçük krallıklar, Exeter'den kralları yetiştirilip bir de yanlarına İngiliz, Amerikan zevcev edilen kralcıklar, bir kısmı da Osmanlı'ya ihanet ettiği için ödüllendirilmiş olanların çocukları, torunları. Bunlar efendim onlar bile Amerika'ya dediler ki biz sana bu kadar petrol satmayacağız arkadaş. Şimdi koskoca Çin var, onun da çok ihtiyacı var. Ve üretiminin hepsini Amerika'ya satmaya adeta mecburken şimdi şu anda yarısından fazlasını Çin'e satacağım diyor. Satıyor. Ve Çin'den de tabii o kağıt paraları, dolarları almıyor. Kabul etmiyor. Onun yerine ya euro alıyor, ya Japon parası yen alıyor, yahut da Çin parası alıyor. Yani şimdi bütün o ülkelerde o başladı. Bir ara işte Saddam da kalkıp yok ben biliyordu ki doların gücü petrolün dolarla satılmasına bağlıdır. Orada da vardı Kerkük'te bizim Türk ülkesinde 1000 senelik
Millet unuttu galiba. Bin senelik Selçuklardan beri filan. Yani onların lafı edilmiyor hiçbir yerde. Türkler, Türkiye'den de edilmiyor. Ondan sonra Saddam dedi ki, hayır ben petrolü euroyla satacağım. Vay der misin? Yani bunun başına gelen sıkıntıların, sonra işte sorunun gelmesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Daha derin nedenler de var ama bu da önemli bir değer. Şimdi dolayısıyla öbürleri, şimdi ay dolarla satmıyorum diyor. Tabii o ara, tam o da gitti Irak'ı dümdüz etti. Zaten tabiatı icabı, yani insanların milyonlarcasını yok etmek falan, bunlar bir sorun sayılmıyor. İşte dünya nüfusu azalır falan diye düşünülüyor. Çoluk çocuk orada perişan oluyor. Üzülüyoruz tabii. Bunlar bizim kardeşlerimiz ya. Neyse o ara oradan Venezuela çıkıyor Chavez. Evet, yok ben de dolarla satmam. O da önemli bir taş yağı üreten ülke. Dolarla satmam, euroyla satarım, neyle satarım bilmem ne falan. Arkadan daha ufağa Bolivya aynı şeyi yapıyor. Arkadan onun da ufağa, onun güneyindeki Ekvador ülkesi. O da aynı şeyi yapıyor. Derken tam ben geleceğim sıra oradaydım hikaye. Haritada bulamayacaksın. Küçücük Kadıköy'ün yarısı kadar olmaz. Haritada bile bulamayacaksın. Bir Güney Amerika ülkesinin de başına bir tane bağımsız ruhlu biri geliyor. O da diyor ki ben de yapmam. Üstelik senin şunu bunu falan bizden gasp ettiklerin bunlar gayri kanuni yapılmıştır. Hadi bakalım bunları millileştiriyor mu diyor. Sepetliyor. Ve Amerikan elçisini de sepetliyor. Ve Amerikan onlara da gıklayacak hali yok. Yani şimdi yani bir roman gibi bakarsan ya bir insanlık dramı gibi bakarsan Amerika'ya da hani insaflı biri olarak vah vah yazık olduk sana falan. Bak iyi taraflarım vardı bir sürü şu haline bak yani insan üzülüyor yani. İşte şimdi aslan bak ne hale gelmiş falan. Şimdi bir aslan mesela seni yiyecek bile olan bir aslanın tüyleri dökülmüş öyle yerde yatmış kalmış falan. Kimse yüz vermiyor falan. Görmek insana üzer yani National Geographic filmde belgesellerinde falan. Onun gibi bir durum. Yani biz kimsenin öyle perişan olmasını istemeyiz. Ama işte yani insanlara zulümün sonu da budur. Bir de böyle fazla böbürlenmenin falan. Neyse dolayısıyla şimdi dolar hakimiyeti bitti bitiyor. Dolayısıyla şimdi parasını dövizlerini dolar olarak biriktiren merkez bankaları olan ülkeler ey Türkiye neredesin? Bu ülkelerde de Türkiye hariç tabii. Türkiye sonunda geliyor Türkiye. Şampiyondur. Öbürlerinde ya biz dolara göre paramızı ayarlamayacağız. İşte euroya da pek güvenemeyiz. Avrupa'nın da bir gücü yok. ABD bitmiş zaten. Yok öyle bir şey. Hikaye. Türkiye'de laf var sadece. Ona da pek güvenemeyiz. Yani şimdiki dolardan daha kuvvetli filan. İşte biraz dolar, euro biriktirelim. Biraz Japon parası biriktirelim. Çin parası biriktirelim. Rus parası biriktirelim. Bu ara Rusya da bir taraftan Putin orayı düzeltti, toparlıyor. O da malum doğalgaz ve taş yağı üreten büyük ülkelerden biri. O da bu sefer başladı. Yok ben taş yağını, doğalgazı şeyle, rubleyle satarım, Rus parasıyla. Şimdi o da şey havasına girdi. Ya yani doların hakimiyeti geçti, şimdi dünyanın önemli parası Rus parası olsun falan. Havasına girdi. Her taraftan böyle sesler çıkıyor ve faaliyet. Bir taraftan da bu Asya ülkeleri arasında yani Batı'nın artık lafı bile geçmez oluyor. Asya ülkeleri arasında Rusya, Çin, işte Japonya, Kore, Malezya, Endonezya, ondan sonra hatta bu Arap Emirlikleri vesaire vesaire. Bunlar bu Asya Avrasya ülkeleri şimdi hızla ön plana çıktı. Ve çıkacağını da bak Atatürk ne demişti ta 30'larda filan. Ne demiş? Güneş yeniden doğudan doğacaktır. E biz de tabii ilkokuldan beri güneş bile batıda batar diyorduk. Böyle bir durum zaten şu anda gerçekleşiyor. Ve bütün bunlar olurken bir takım oyunlarla içinden fethedilmiş kılcal dalmalarına gelip birbirine düşürülmek istenilen, parçalanmak isteyen işte en sonunda artık hala Amerika'nın ne durumda olduğunu bile halkının öğrenemediği bir ülkede bizim milletin de hani ona buna cahşürt etmek değil de yani kendi
Asya'ya bir kere biraz daha dönmemiz lazım. Avrupa ile ilişkilerimizi, Amerika ile ilişkilerimizi, Güney Amerika ile falan onları geliştireceğiz. Keselim, bozalım falan, kafa tutalım falan diyen yok. Herkesle geçinelim, denge siyaseti görelim. Bütün güçler arasında. Ama şunu unutmayalım ki biz Nazım Hikmet'in şiirinde dediği gibi Asya'nın işlerinden, bağrından bir at başı gibi Avrupa'nın içine kadar uzanan bir milletiz. Binlerce yıldır. Kökümüz Asya'dır ama aynı zamanda Avrupalıyız. Bir kere bizi Asya'ya sırtımızı çevirttiler. Bizi AB'nin ve ABD'nin kapısına ve kuyruğuna bağladılar. Yeter artık. 60 yıl. Yeter. Onun için Asya'ya döneceğiz, kendimizi bulacağız, yeni ilişkiler kuracağız, paçamızı kurtaracağız arkadaş. Bak herkes yapıyor, bir Türkiye kaldı. Haberiniz olsun. İyi akşamlar dilerim. Akşam diyorum, artık sabah mı akşam mı ne zaman seyrediliyorsa bu program. Esenlikler diler. Kendine itibarı olan, dolayısıyla başkaları tarafından da itibar görmekte olan ülkeler arasına katılmanız, kendinize güveninizin artması, onur, haysiyet hislerimizin yeniden canlanması ve kendimize güvenerek, kafamızı ve gönlümüzü pekiştirerek, atalarımıza layık ve çocuklarımıza iyi bir istikbal bırakacak bir ülke haline gelmemizi diler. Hepinize gene sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunarım. Esenlikler.